Merhaba sevgili aslanlar, 24 Şubat 2 Mart haftasına hoş geldiniz. Sevgili aslanlar, bu hafta yine yeni ay haftası, hafta sonunda 1 Mart'ta ay başında Balık burcunda yeni ay doğacak. Yeni ay öncesinde Şubat ayının son günlerine bir göz atalım isterseniz. Hafta içerisinde 28 Şubat'ta Merkür Retrosu düzeliyor artık. 6 Şubat'tan bu yana retro hareketli olan Merkür Kova burcunda geriliyordu. Şimdi 28 Şubat'ta Merkür ileri harekete dönecek, 18 derece Kova burcunda. 18 Mart'a kadar Kova burcunda ilerleyecek ve sonra Balık burcuna geçiş yapacak. Sevgili aslanlar, sizin karşıt evinizde olacağı için özellikle artık eşinizle ilişkilerde, iş ortağınızla ilişkilerde daha iyi diyaloglar kurabilirsiniz. İletişim daha iyi olabilir, bazı iş anlaşmaları gündeme gelebilir, işbirlikleri gündeme gelebilir. İletişimin arttığı bir zamanda olacaksınız. Retro döneminde yaşadığınız aksilikler, gecikmeler artık sona erecek sevgili aslanlar. Evet, ayın pozisyonlarına baktığımızda hafta başında ay Oğlak burcunda olacak. 24 Şubat-26 Şubat aralığında ay Oğlak burcundayken günlük işleriniz biraz yoğun olabilir. Evinizde veya ofisinizde bitirilmesi gereken bazı sorumluluklar, işler, günlük rutinler sizi meşgul edebilir. Bunun yanı sıra sağlığınıza dikkat etmeniz gerekiyor. Bazı kronik sağlık sorunları oluşabileceği gibi özellikle 26 Şubat sabahı Ay-Mars arasında oluşacak sert etkileşim küçük kazalara ve sakarlıklara neden olabilir. Bunun yanı sıra baş ağrısı, diş problemleri, migren sorunları, bazı eklem kas problemleri yine özellikle hafta başında zorlayabilir sevgili aslanlar. Dikkatli olmalıyız. 26 Şubat öğleden sonra Kova burcuna geçecek olan ay 28 Şubat'a kadar burada olacak ve ilişkileri, ortaklıkları gündeme getiriyor. Yakın arkadaşlıklar, işbirlikleriyle ilgili konulara daha fazla enerji harcayabilirsiniz. 28 Şubat'ta ay Balık burcunda olacak. Ay Balık burcunda maddi konular, ortaklı gelirler, giderler, yatırımlar, bazı işbirlikleriyle ilgili özellikle parasal bazı işbirliklerine dikkat çekiyor. Bunun yanı sıra özellikle bazı sağlık sorunları ile ilgili konularda gündeme gelebilir. 1 Mart'ta 10 derece Balık burcunda yeni ay doğacak sabah 10'da. Bu yeni ay ile birlikte 8. ev konularınızda da yeni gelişmeler söz konusu olabilir. Bir banka kredisine başvurabilirsiniz, bir yatırım kararı alabilirsiniz, yeni bir iş ortaklığı olabilir veya işinize bir yatırım imkanı olabilir. Bunun yanı sıra miras, sigorta, nafaka, prim gibi ödemelerle ilgili de konular yine bu yeni ayda gündemde olabilir. Jüpiter'in olumlu bir açısı olduğu için özellikle destekleyici 12. evinizdeki Jüpiter size gizli yardımların gelebileceğini de gösteriyor. Şanslı ve fırsatlı bir yeni ay. Sağlığınızla ilgili bazı sorunlarınız varsa tedavi için bu yeni ayı kullanabilirsiniz. Özellikle bunlar diş problemi olabilir, genel sağlıkla ilgili bir sorun olabilir, estetik bir problem olabilir. Operasyonla ilgili konular da gündeme gelebilir, sağlık amaçlı. Ama Jüpiter'in desteğiyle şifa bulmak ve sağlık sorununuzdan kurtulmak da çok daha kolay olacaktır sevgili aslanlar. Evet, yeni ayın etkilerini daha iyi anlayabilmek için lütfen yükselen burcunuzu da izleyin. Bunun yanı sıra hafta içerisindeki genel etkileri takip etmek için günlük burç videolarımızı da gün gün izlemeyi unutmayın. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.